Şimdi Cansu'nun olmaması, yani sonuçta Vakıfbank tabii ki ne yaparsan yap, o dünya şampiyonu Apoleti'nin hemen devamında maçlar olsa bence o hızla gider diye düşünürdüm ama ara verilmesi falan sanki aleyhine olur diye düşünüyordum. Ama hiç beklediğim gibi geçmedi. Yani öncelikle duygun neydi maç öncesi? Şöyle, tabii ki Cansu çok önemli bir taş Vakıfbank için. Çok önemli bir oyuncu ve bir pasör, yani takımın main'i. Onun olmaması muhakkak ki Vakıfbank'a etkileyecek diye düşündüm. Ama sonra tabii biraz hani Vakıfbank'a yakınlığımı herkes biliyor, saklamama Evet. gerek yok. Konuştuğumda ben seyredemedim ama kupa maçındaki Galatasaray'la oynadıkları maçın 3-0 bitiyor olması zaten Buket'in iyi iş çıkardığının göstergesiydi. O yüzden de açıkçası ben Vakıfbank kendi salonunda da oynadığı için çok hani eczacı başını zorlayacağını düşünmemiştim. Çok da Enteresan. Ben de tam şaşırdım. tersini düşündüm o yüzden yani. Ama bana vallahi aynen dediğin gibi oldu yani. Yani maçta beni çok şaşırtmadı açıkçası. Ama şey şaşırttı, yani Maya bence çok kötüydü bu maçta. Yani ilk yarı hiç böyle görmediğimiz bir Maya vardı. Ben Boşkoviç'i de çok tutuk buluyorum ki bence normal şartlarda onun çok daha iyi işler yaptığını biliyoruz. Fakat sanırım biraz çabuk top oynamaya çalışıyorlar. Herhalde bu da antrenörlerinin, Ferhat Hoca'nın isteği. Boşkoviç'e çok uymuyor. Yani şimdi bu kadar yüksek pasör çaprazın var iken, tamam, evet, günümüz voleybolu, artık o işte at kule gibi pası gelsin vursunlardan çok hızlı top oynamaya yöneliyor. Herkes hızlı top oynamak istiyor. Zaten başarının sebebi de bu oluyor. İşte bugün Pardon, bir şey diyeceğim burada. Herkes hızlı top oynamak istiyor da, yani antrenörler hatta birçok oyuncu hızlı top oynamak istiyor da, herkes de hızlı top oynayabiliyor mu? Yani oynayamıyor buraya, zaten. Senin bu dediğinden oraya geliyorum. Evet, onu da söyleyeceğim. Yani şimdi elinde bu kadar uzun boylu pasör çaprazların varken aynı şey Vakıfbank için de geçerli. Geçen senelerde ilk geldiği zamanlarda Isabel için de çabuk top oynanmaya çalışıyordu. Halbuki bir yüksekliği bulması lazım o topun. Bence bu maçta da biraz Boşkoviç'in o açılardan zorlandığını düşünüyorum. İlk sette çok fazla topu atılmadı Boşkoviç'e. İkinci sette daha fazla, iki katı top attı. Zaten ikinci sette daha verimli oynadı Boşkoviç. Ama hani Maya'nın mesela bence gereksiz bir orta zorlaması vardı. Evet, Heyerman çok iyi Çok bir iyi oynadı oyuncu. gerçi. Ben de onu söyleyeyim. Tartışmasız. Evet. Ama ve lakin, yani ben her zaman aynı şeyi söylüyorum. Size orta oyuncular maç kazandırmıyor. Size sadece yardımcı oluyorlar maç kazanmadığında. O yüzden O hani kadar ben ağır konuşmayalım da orta tabii senin işine oyuncularla gelmiyor ama bence biraz İşin gerçeği öyle. bu. Peki bir şey söyleyeceğim. Burada benim yani bu maça özeldir diye tahmin. İnşallah öyledir yani. Çünkü Eczacıbaşı'nın da hem Avrupa kupaları falan başarılı olmasını istiyorum o takımın. Yani hem biliyorsun antrenörü hep bir takım olarak yani iyi bir yerlerde olmasını hep temenni ettiğim bir takım Eczacıbaşı. Ama ya sanki yani bu maça özeldir dememin sebebi o. Ya bir hani bir ruh tarafında bir şey çekilmiş gibi ya bir o yani Boşkoviç için o kadar doğru söyledin ki yani o sahada o İsteyen bir Boşkoviç de yoktu. Farkında mısınız bilmiyorum ama yani hani öyle vurduktan sonra sinir olan işte kaçırdığında bir yani böyle bir isteksizlik denmez buna ama bir enerji eksikliği var. Hadi öyle diyeyim. Çok da Şimdi sevdiğim bir laf değil ama iki takım öyle arası, mi hissettin mi onu ya yani? evet Bilmiyorum evet ya. kesinlikle hissediyorum. Şimdi iki takım arasındaki fark bence çok bariz. Mesela bu Dünya Şampiyonası'nda, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda oynamak Vakıfbank'a inanılmaz yaramış durumda. Üçüncü sette benim hani senelerdir Vakıfbank'ta görmeye alışık olduğumuz rakip takım kim olursa olsun, kaç sayı önde olursa olsun, biz Vakıfbank'ız, o sayı arayı kapatırız, geliriz, seti alırız Öyle oldu zaten. davranışını gördüm ben ve nitekim de öyle oldu ki ben 3. sette Allah biliyor ya 14-9 iken ay ne güzel işte eczacı alsın da biraz da Evet, heyecan oynasın. olsun istedim ama olmadı. Olmadı. Bir kere yani şöyle söyleyeyim, bence kesinlikle Eczacıbaşı'nın, Ferhat'ın ve başarılı olmasını canı gönülden istiyorum, destekliyorum ama ben hala daha Ankara'da da bunu rahatlıkla söylüyorum şu anda çünkü Ankara'da da Ferhat'la konuşma fırsatı bulduk bununla ilgili ama ben Ferhat'ın yerinde olsam Elif'le oynarım. McKenzie'yi dörde koyarım
Çünkü bence Saliha ve Hande evet, ikilisi doğru. 4 numara için çok zorlu oluyor. Ve bütün yük Boşkoviç'in üstüne geliyor. Karşı rakipler de tabii ki akıllı davranıyorlar. Ve mesela bu maçta Vakıfbank Saliha'ya yıktı direkt servisi. Saliha'yı da ilk sette falan hakikaten sürklase ettiler yani. Dolayısıyla çok hücum kızdı. Olarak da hiçbir katkı sağlayamadı Saliha. Hande bu maçta mesela yoktu denilebilecek kadar azdı. Smaç yanılmıyorsam. Çok çok az pas aldı. Zaten 10 tane pas almış, 3 tane top öldürmüş. Yani Hande için çok düşük bir olacak işte sayı yani. Bu. Evet. Düşünsene toplam 2 tane baş smaç ürün 8 sayıyla çıkmış. Dolayısıyla yani bir takımın smaç gücünü 2-2,5 kişinin çekmesi gerekirken, 2,5 smaç ürün çekmesi gerekirken burada sadece Boşkoviç'in bu gücü çekmesi, yükü çekmesi bekleniyor. Bence kız da zaten burada zorlanıyor. O yüzden ben ne olursa olsun evet Maya gibi bir oyuncuyu kenarda oturtmak belki antrenörler açısından hep sene başından beri aynı şeyi söylüyorum. Çok mantıklı yani ki bence 2 senedir Vakıfbank da aynı hatayı yapmıştı geçen 2 senede. Çok kolay gelmiyor insanlara, antrenörlere haklı olarak böyle bir oyuncuyu kenarda oturtmaya ama ben olsam kesinlikle Elif'le oynarım. 3. sette Elif bir kere çok daha agresif çünkü aç. Daha hiçbir başarısı yok. Kendini ispatlamayı istiyor. Kendini göstermek istiyor. Dolayısıyla artı bence kabiliyeti de var. Bazı eksik tarafları olabilir ama şunu unutmamak lazım ki her oyuncu oynayarak kendini var. Geliştirir. Bence Elif'in de kesinlikle daha fazla süre almaya ve oynamaya ihtiyacı var. 3. sette son derece agresif başladı ama orada başka bir şey daha var. 3. sette Elif oyuna girdikten sonra Boşkoviç tamamen fişi çekti evet. Bana sorarsanız. Evet bence de. 2 sette 25 tane, 22 tane top almış. Son sette 10-12 tane top almış. Ancak 3 tanesini öldürmüş 3. sette. Zaten Boşkoviç dahil olsaydı o set böyle bitmezdi. Aynı fikirdeyim. Dolayısıyla halbuki 4'te McKenzie sana bir dinamik, yani bir ne diyeyim, heyecan, bir şey katıyor. Ortadan zaten Herman'la oynuyorsun. Maya gibi bir oyuncuyu kenarda tutma. Sok her sette arkaya. Ön pozisyonda 3 sayı 3 tur dayan. Arkaya geldiğinde bir daha kullan, çıkar. Elif'i tekrardan sok. Genç bir oyuncu olduğu için Elif zaten bundan etkilenmez. Tam tersi onun da bir kendine gelmesi açısından, eğer hata yapar ise gelmesi açısından iyi olur. Sanki Elif girdiğinde takım da biraz daha böyle hareketleniyor, daha bir heyecanlanıyor gibi geldi bana dünkü maçta. Dolayısıyla ben hani Elif'in daha çok sahada olmasını doğru buluyorum Eczacıbaşı Dynavit için. Bence onların en büyük hatası buradan kaynaklanıyor. Vakıfbank'ta ise tabii ki... Buket'i çok beğendim. Buket'e değinmeden evet. Geçemeyeceğim. Çünkü çok genç. Evet Yeşilyurt'ta oynadı 2 senedir ama ne olursa olsun Vakıfbank'ta dünya şampiyonu olan bir takımın ilk altısında top oynuyor olmak bambaşka bir şey. Bence bu maçın yıldızı Buket. Diğer oyuncuların hepsi Buket'e yardım etmek amaçlı son derece sahada ve ayaktalardı. Ben Ayça'yı da çok beğendim. Kübra'sından, Ayça'sına, evet. Gabi'sinden, Hakan'a, Barçın'dan, Zehra'sına kadar hepsi bunun bilincindeydi. Ve gerçekten bu maçı kazanmayı isteyen, son derece ayakları sağlam yere basan, biz iyi bir takımız ve iyi top oynuyoruz diyen bir Vakıfbank gördüm. Ben bu çok hoşuma gitti. Şimdi Pelin bir şey söyledin. Bu yani Vakıfbank değerlendirmesinin tepesine bence onu koyalım. %100 katılıyorum çünkü o havayı gördük burada. O da son setteki performans için Vakıfbank'a bir tanımda bulundun. Geçmişteki gücünün farkında olan ve ara ne kadar açılırsa açılsın o maçı almaya hala en önemli aday olduğunu karşı takıma da kendi bilerek karşı takıma da hissettiren bir yapı demiştik. Yani geçmişte de Vakıfbank'ın böyle kazandığı o kadar çok maç var ki. Ve ben bu sene Dünya Şampiyonası'nın o olumlu etkisinin yani bu maça yansıması olarak ben Galatasaray maçını da seyrettim çünkü Vakıfbank'ın. Vakıfbank yine yani ortalamanın biraz üstünde oynayarak her takımı yeneceğim mesajını verir duruma gelmiş hava olarak. Ve bu karşı takımların bunu kırdıktan sonra galibiyet şansı var. Önce bunu kırmaları lazım. Yani o duyguyu, o oyuncuların o özgüvenini kırmaları lazım. Hiç kolay değil. Ben çok doğru buldum tanımını. Yani bunun altını çizmek lazım. Yani.
Vakıfbank herhalde büyük ihtimalle Türkiye Ligi'nde bence en iyi blok defans sistemini uygulayan takım diye düşünüyorum. Ben Eczacıbaşı'nın o tarafı da zayıf. Yani bir blok düzeni de zayıf. Dolayısıyla bu iş defansa da yansıyor. Simge gibi çok iyi bir liberoları olmasına rağmen Simge'nin de açıkça ne yaptığını bilmediği, saçmaladığı zamanlar oluyor. Dün de gördük evet. bunu. Bence bu blok defans sisteminin işte çok iyi işlemiyor olmasından çok alan kalıyor diyorsun değil mi? Evet. Vakıfbank bence herhalde şimdiye kadarki başarısının en tepesine ben bunu koyabilirim. Bu blok defans sisteminin istikrarlı gerçek kalmasını. Anlamda işlemesin. Evet. Tabii bunun sadece Giovanni faktörü değil. Bence takımın uzun süredir birlikte oynamasıyla da alakalı olan bir şey. Her oyuncu çünkü biliyor yanındaki adamın, orta oyuncular biliyor yanındaki adamın. Ama belli çok antrenman adamın. Yapmışlar bunu. Yani bu antrenmansız olmaz. Yani bu oturmuş bir şeyi o bölgede yani neredeyse antrenör hani demiş ki burada durun diyor belli. Herkes orada duruyor yani yerinde duruyor. Yani o çok değerli yani orada dur. Ayça bana göre çok iyi oynadı. Yani öyle birkaç tane kritik top var çaprazda 5 numaradan çıkardı. Hı hı. Yani... gidip gelen bir pozisyonun içinde yani bence çok çok şey onun da bir güveni patlamış yani ben çok beğendim yani Ayça'yı. Bilmiyorum katılıyor musun ama. Yok kesinlikle katılıyorum. Söylediğim gibi yani ben de içinde bulunduğum dönemlerde hep bu dünya şampiyonası Vakıfbank'a çok iyi gelmişti. Takım olma yolunda çok iyi gelmişti. Ben de dün onu gördüm. Aynı şekilde tekrarlamayayım şimdi hani evet. söylediğim şeyleri ama hani son derece ayakları yere basan ki herkesin ne yaptığını çok iyi bildiği bir takımdı. Mesela maça başladılar. Gabi paraleli seven bir oyuncudur. Oraya Eczacıbaşı blok evet. koymuş belli paraleli kapatmışlar. Tık tık ondan sonra çapraza döndü. İşte orada oyun içinde biraz müdahaleler yapmak lazım. Bazı oyunculara da o inisiyatifi vermek lazım. Mesela Vakıfbank Hande ile Saliha'ya tekli bloğa bıraktı. Daha çok Vojkovic ve orta oyuncuları kontrol eder bir sistem izledi. Ve nitekim de ekmeğini yedi. Hayır sonrasında... Hak orada karanlık gölge gibiydi. Yani 3-4 tane bloğu var hakikaten. Yani neredeyse oyuncu çekecekmiş gibi. Hande'yi yakaladı 2 tane. Bir Saliha'ya bir bloğu var. Ya yani... herkes bloğun ellerle yapıldığını zanneder baktığınızda ama esasında ayaklarla yapılıyor. Evet. Hak da o işi çok iyi beceriyor. Zaten hani fiziği de çok üstün olduğu için ayaklarla gidip de topun karşısına olduğunda zaten elini de içeriye soktuğu için karşı taraftaki smaçörün ne yazık ki hiçbir şansı kalmıyor. Ama Eczacıbaşı birinci devreye bakarsak hani Eczacıbaşı Vakıfbank maçı daha belki heyecanlı bir maçtı setle olduğu için ama gene de ben hani Eczacıbaşı'ndan ümidimi kaybetmiş değilim. İkinci yarıda bittiği zaman kendi farklı yerlerde olabileceğini ve bunlardan ders çıkartıp daha iyi işler yapacağına inanıyorum. Ben Vakıfbank'ın yerinde olsam son derece açık yüreklilikle şunu söyleyebilirim. Dünya üzerindeki şu anda en iyi oyuncuların başında kim geliyor? Bence Egon'u geliyor. Ankara'daki maçını da çok sadece ölçü olarak almamak lazım. Dolayısıyla hani Vakıfbank'ın yerinde olsam ya da Fenerbahçe'nin yerinde olsam, Eczacıbaşı'nın yerinde olsam, hedefim gerçekten Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve işte bu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı kazanmaksa Egon'un peşinden giderim. Öyle bir oyuncu bana göre Egon'u. Ama tabii İzabel Hak gibi çok çok iyi bir çıkış yapmış genç bir oyuncu da var. Hala genç olduğunu ve çok öğrenecek çok şey olduğunu düşünüyorum İzabel'in de. Şaşırmam. Geçen senelerde de Fenerbahçe istedi zaten Egon'u diyebiliyorum. Umarım biz voleybol severler olarak önümüzdeki sene Egon'u bu üç takımdan birinde görme fırsatını yakalarız. Vargas'ı arada denediği gibi 4 numaradan mı oynatacak yoksa pasör çaprazı Lazareva'yı mı 4'e çekecek? Yani nasıl görüyorsun? Valla bence Lazareva'nın yerine herhalde yani ben Terzic olsam gene söyleyeyim. Evet. Çünkü 4 numarada Meliha bir kere Fenerbahçe'nin bence değişmez oyuncusu manşet yükünü taşıdığı için. Arina gibi çok genç ve sana çok faydalı bir 4 numara oyuncun daha var bütün hücum gücünü çeken. Vakıfbank gibi düşünün. Yani milli takımın 2 tane pasör çaprazı Vakıfbank'ta birbirinden değiştirerek duruma göre istediği gibi evet, kullanabiliyor. Bence de. Burada da 2 tane birbirine yakın çok üst düzey pasör çaprazı var Fenerbahçe'de. Evet, bence Lazareva ile Vargas'ı değiştirerek oynatacak. Hani yeri gelir Arena'da sonuçta çok genç bir oyuncu. Taşıyamadığı, kaldıramadığı, iyi top oynamadığı dönemlerde muhakkak ki 4 numaraya da evet.
deneyecekler. Çünkü ta Vargas'ı herkesin ilk duyduğu zaman, yani seneler önce Vargas yanılmıyorsam Çek takımında 4'ten oynuyordu. 4 numaradan oynuyor. Evet. Evet, öyle değerlendirecektir. Yok, kabiliyeti var. Onu gördük yani. Bir servis karşılayabiliyor, defans yapıyor. Eğer üstüne gidilirse biraz açık yeteneği, çok kabiliyeti var yani. Türk kontenjanından oynayacak diye yanılmıyorsam öyle bir durum var. Dolayısıyla her halükarda Fenerbahçe çok fazlasıyla Vargas'tan faydalanacaktır.